Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir yere gideceğiz. Şu anda metrobüs durağındayız. Benim tabirimle İstanbul halkının koltuk kapma savaşı verdiği metrobüs durağında Kutluçeşme tarafına doğru ilerliyorum. Orada görüşürüz. Kalitaş metro istasyonuna indik. Gideceğimiz yere gidelim. Bu ekranı bilmiyorum. Ses olması lazım. Hadi bakalım. Kaybolduk ya. Şerife'ye sarılıyoruz. Şurası. İşte. Bakmadan yürürsen olacağı bu. Önümüzü görmüyoruz ki. Şöyle seans bilgileri. Müze kart geçmiyor. Sağ olasın abi. Biletimizi de aldık. Şimdi seansı bekliyoruz. Şöyle hatıra. Yaklaşık 1600 yıllık geçmişiyle İstanbul'un tarihi yarımada içerisinde bulunan en eski su yapılarından biri olan Şerifiye Sarnıcı'nın bir yapım kitabesi bulunmaktadır. Sadece su.
Helal. İstanbul su kaynaklarının yetersizliğinin yanı sıra nüfus yoğunluğu ve yaşanan kuşatmanın nedeniyle suyun depolanacağı yapılara ihtiyaç duyulmuş. Yüzyıllar boyunca şehrin su depoları olarak açık ve kapalı sarnıçlar kullanılırken Şerifiye ve Yerebatan gibi görkemli kapalı sarnıçların ağırlıklı olarak Büyük Saraş, Neyhaum'du yanlış hatırlamıyorsam ve Zvokspos banyoları 1556 yıllarında sanırım Mimar Sinan tarafından yenilenmiş ve aynı yere Haseki Hürrem Sultan, şu anki gündemde olan Haseki Hürrem Sultan açılmış. Oralara su sağladığı bilinmekte. Yaklaşık 24 metreye 40 metre bir alan üzerine inşa edilen ve tavan yüksekliği 11 metreyi bulan Şerifiye Sarnıcı'nın içinde 45 adet yelken tonos ve 32 adet sütun bulunmakta. Üzerlerinde impost bloklar taşıyan Korint üslubundaki başlıkların tümü sarnıç özel olarak Marmara Adası mermerlerinden yapılmış. Başlıklar akantus, ayı pençesi denilen. Dediğim gibi şu şeyler, şunlar akantus, onu da görseni videoda eklerim. Ayı pençesi yapraklarıyla bezeli. Yapının iç duvarları su geçirmez sıva ile kaplanmış ve köşeleri su basıncına dayanması için kavisli duvar kalınlığı ise yaklaşık 2,5 metre. Şerifiye Sarnıcı adını Osmanlı döneminde bulunduğu mahalleden alınmış. Sarnıcın üzerinde 1800'lerin sonu 1900'lerin başında yapıldığı düşünülen ve 1912'de İstanbul Şehra Emniyeti binası olarak kullanılan Arif Paşa Konağı inşa edilmiş. Bu bina 1930-1984 tarihleri arasında İstanbul Belediye Hizmet Binası ardından Eminönü Belediye Binası olarak hizmet vermiştir. 2010 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Eminönü Belediyesi binasının ek kısımlarının yıkımı gerçekleştirilmiş
Tarihi yapıya zarar vermeden binanın altında kalan, yakın zamana kadar pek bilinmeyen Şerif Yazıhanesi ortaya çıkartılmış. Gerçekten güzel bir yer. Şerifiye Sarnıcı, Yerebatan Sarnıcı tadilatta, hala tadilata bitmemiş. Aradım. Buradan da Kültür İstanbul çalışanlarına, yetkililerine çok teşekkür ederim. Bu güzellik karşısında. Burası İstanbul'un su deposu ya. İstanbul'un yani Konstantinopolis'in, Bizans dönemindeki Konstantinopolis'in su deposu. Yani mimarisi gerçekten güzel. Şöyle hatta göstereyim. Umarım alıyordur. Mimarisi cidden çok güzel. Ben çok beğendim. Gösteri de çok güzeldi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Aşağıda yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere umarım. Sürçülisan ettiysem affola.